ülkemiz arıcılık açısından çok büyük bir potansiyele sahip. Fitocoğrafik zenginliği de çok fazla. Yaklaşık 4000'e yakın endemik tür barındıran bir bitki örtüsüne sahip. Dolayısıyla ülkemizde bal en çok bilinen arı ürünü ama diğer arı ürünleri de en az bal kadar önem taşımakta. Fakat ne yazık ki bal dışındaki diğer arı ürünlerinin hem üretimi hem ticareti konusunda çok detaylı bir bilgiye sahip değiliz. Arı ürünlerinden bahsedecek olursak belki çok fazla skaladan bahsetmek mümkün. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bal, polen, arı sütü, arı ekmeği, apilarnil, arı havası, arı sesi, arı yogası, arı zehiri, bütün bunları sayacak olursak oldukça geniş bir ürün yelpazesinden bahsetmek mümkün. Polenin elde edilişi ya da kovandan elde ediliş şekli farklı tuzaklama yöntemleriyle mümkün. Genellikle de çekmeceli tarzda tuzakları kullanıyoruz. Bu tuzağı daha farklı olarak açıp ya da kapama aparatını ayarladığımız zaman 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 polen tuzağına aktif olarak polen girişi sağlanabiliyor. Zaman zaman da giriş kapatıldığı için gelen polenler kovan içerisinde yavru besini olarak arı ekmeğine dönüştürülerek petek gözleri içerisine depolanabiliyor. Polenleri toplama zamanına bakacak olursak sürekli polen toplamanın kolonide çok ciddi stres yarattığını, özellikle kuluçka gelişimini aksattığını biliyoruz. Bu nedenle polenlerin toplanması 2 gün aralıklarla gerçekleştirilmeli ve sürekli polen toplanmamalı. Polen tuzaklarında en aktif polen toplama saatinin özellikle saat 10-12 ve saat yine 2 ile 3 arasında olduğunu görüyoruz. Saat 3'ten sonra bitkilerde hem polen salınımı olmuyor hem de bal arıları polen toplamak için bitkileri ziyaret etmiyorlar. Arıda hafızanın 3 gün olduğunu biliyoruz ve 3 gün sonra tekrar 2 gün boyunca polen toplamaya devam edebiliriz. Ancak bu polen toplama işlemi ardı ardına yaklaşık 3-4 toplamadan sonra yaklaşık 1 hafta süresince ara vermenin uygun olduğunu söyleyebiliriz. Aksi halde kolonide yavru gelişimi, kuluçka gelişimi aksayacaktır. Tabii ki gelen polenin çok farklı renklerde olduğunu görüyoruz. Yani bir örnek polen gelimi olmuyor kovana. Farklı renklerde polen bulunmasının nedeni arının aynı zamanda yeryüzündeki en iyi kimyager olması. Çünkü yavru gelişimi için tek bir polen türünden ziyade o bölgede hem ağırlıklı polen bulunan bitkileri ziyaret ediyor hem de farklı polen türlerini de kovana getirerek kolonide yavruların besinsel olarak mükemmel bir şekilde gelişmesine olanak sağlamış oluyor. Arıların bir bitki sadakati var. Ağırlıklı olarak belirli bir bitki üzerinde çalışmayı tercih ediyor arı. Bunda da bitkinin üzerindeki konuş şeklini, duruşunu, pozisyonunu çok iyi ayarladığı için sağlıklı bir şekilde polen alımını tamamlamış oluyor. Poleni tuzaktan aldığımız zaman tabii ki bu şekliyle kullanmamız mümkün değil. O nedenle bir hazırlık işleminden geçirmemiz lazım. Taze polen elbette ki vejetatiftir. Yani henüz daha canlı olduğu için mutlaka ya taze uygun şekillerde depolanarak saklanması lazım ya da kurutularak saklanması lazım. Taze olarak saklanacaksa aldığımız poleni öncelikle geniş bir elekten geçirmemiz ve ayıklamamız lazım. Çünkü içerisinde arının kendisi, arının parçaları, kanadı, bacağı, tüyü olabilir. Hatta kovan dip tahtasından aldığımız için zaman zaman üzerinde varroaların da bulunabilmesi mümkün. O nedenle bütün bunları ayıklayıp temizledikten sonra poleni hazır bir temiz yüzeye yayarak birkaç saat havalandırmak lazım. Daha sonra eğer taze olarak depolamak istiyorsak poleni mutlaka -18 derecede tutmak gerekli. +4 koşullarında ise haftalık tüketilebilecek dozlar içerisinde depolanması faydalı olacaktır. Bunun dışında
Polenin farklı yöntemlerle saklanabilmesi mümkün. İçerisine bir miktar pudra şekeri ya da toz şeker katılarak, sulandırılarak yine bir hamur haline getirilip hava almayan kavanozlara basılıp üzeri bal mumuyla kapanarak da saklanabilir. Özellikle besleme dönemlerinde, ilkbahar ve sonbahar beslemelerinde ve özellikle sonbahar beslemesinde arıya mutlaka taze polen verilmesi şart. Bu kuluçka aktivitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Şayet böyle bir koşulumuz yoksa, taze olarak poleni değerlendiremeyeceksek kurutarak saklamamız lazım. Bunun için de 40 ila 50 derece sıcaklığa sahip olan etüvlerde sıcak hava üfleyebilir ya da fırınlarda olabilir. 4-5 saat kadar tutularak polenin dış çeperinin, o kitin tabakasının kendisini tamamen korumaya almasını beklemek gerekmektedir. Kurutmada eğer sıcaklık ve süre şartlarına uyulmazsa bu kez polenin kalitesinde bozulmalar meydana gelecektir. Polenin iç kalite özellikleri bozulabilecektir. O nedenle bunları dikkate almakta fayda var. Kurutarak sakladığımız polenler vejetasyon olmayacağı için bu polenlerde problem yaratmayacaktır. Ancak kuru polenlerde de şöyle bir sıkıntı var. Özellikle besleme döneminde arıcılar bu kuru polenleri arıya verdikleri zaman çerçeve üzerine verilmiş olan bu kuru polenlerin arılar tarafından kovan dışına atıldığını görürüz. Çünkü arı bunu yabancı madde olarak algılamaktadır. Polen olarak değerlendirmemekte. Doğada çünkü kurutulmuş polen toplamıyor arı. O nedenle mutlaka kurutulmuş olan polenlerin mekanik bir öğütümden sonra arıya verilmesi lazım. Bu havanda ezme ya da bir kahve değirmeninde öğütme şeklinde yapılabilir. Polenin apiterapide kullanımı tabii çok eski yıllara dayanmakta. Yüzyıllardır neredeyse bilinen yararlı özelliklerinden faydalanılmış. Polenin çok kıymetli besin içerikleri var demiştik. Özellikleri bu flavonoidlerce zengin, B vitamini ihtiva etmekte. Karbonhidrat şeker dengesi son derece iyi. Özellikle kansızlıkta, anemide, kandaki hemoglobin düzeyini artıran bir özelliği var. Protein yetersizliğinde polenin çok iyi bir protein kaynağı olduğunu söylemek mümkün. Polen tam bir gıdadır, aynı yumurta gibi. Enerji verici özelliği nedeniyle sporcular tarafından kullanılmakta. Yine büyümeyi teşvik edici özelliği var. Dolayısıyla kas ve iskelet gelişiminde, prostat tedavisinde de özellikle serniton denilen özel ve doğal polen kullanıldığını biliyoruz. Poleni kuru olarak tüketmemiz gerekiyorsa mutlaka 12 saat önceden yoğurdun içerisine tüketeceğimiz miktar kadar katarak buzdolabı koşullarında bekletirsek polenin dış yapısındaki kitin tabakanın laktik asit bakterileri tarafından yenilerek yoğurt içerisinde bize hazır taze polen formuna getirildiğini görmüş oluruz. Bunun için özellikle birkaç kaşık yoğurt içerisine günlük tüketeceğimiz poleni, kuru poleni geceden katarak buzdolabında bekletip 12 saat sonra tüketirsek vücudumuza son derece yarayışlı bir besin maddesini de almış olacağız.